Mesela diyor ki Bediüzzaman, Risale-i Nur diyor, bu devirde küfrün belini kırmıştır diyor. Öldürmüştür demiyor. Bak, küfrün belini kırmıştır. Beli kırılır insan, felç olur, yaşar. Evet, evet. Belini kırmaya. Ama Mehdi de ne diyor? Öldürüp dağıtacak diyor. Bak, ceryan-ı münafıkhaneyi öldürecek diyor. Bütün sistem öldürmek demek, bitiyor. Öldürmeni bırakmayacak diyor. Bir de dağıtacak diyor. Hazreti Musa gibi toz yapacak diyor. Ben diyor belini kırdım diyor. Kendi devrinde. Ama fitnenin çok azgın ve şiddetli olarak ahir zamanda çıkacağını söylüyor. Çok kapsamlı ve çok şiddetli. Diyor ki komünizm için bu tavuğun diyor telkin ve tenkit kabiliyeti geliştikçe bu tavuğun da yani Marksist, Leninist, Darwinist felsefede tevessü eder, gelişir diyor. Duracak demiyor Bediüzzaman. Mehdi'nin dünyaya adaleti hakim kılacağını söylüyor. Bütün dünyanın bu adaleti görmesi gerekir diyor Risale-i Nur'da. Yani Mehdi'nin adaletini bütün dünyanın görmesi gerekir diyor. Bediüzzaman kendi zamanında sürekli mahkumdu. 30 yıl hapiste yattı. Adaleti uygulayacağı hiç imkanı da olmadı, vakti de olmadı. Ama Mehdi dünyaya adaleti uygulayacak diyor Bediüzzaman. Yani bak, Mehdi'den farklı olarak, yani gerçek Mehdi'nin, büyük Mehdi'nin dünyada adaleti uygulayacağını söylüyor. Bütün dünyada. Buna özel bir bölüm ayırmış. Ama Bediüzzaman hiçbir zaman için adaleti uygulayan konumda olmadı. Adaleti uygulama yönünü de hakim olmasıyla belirtiyor. En büyük hakim. En büyük adalet adamıdır Mehdi. Hem hadislerde var, hem Bediüzzaman söylüyor. Ama Bediüzzaman'ın zamanında böyle bir olay olmadığını herkes bilir. Bediüzzaman mesela Mehdi için diyor ki en büyük bir müceddit ve müçtehittir. Peki Bediüzzaman'da böyle bir şey var mı? Bediüzzaman Şafii mezhebindeydi. Şafii mezhebini mukallitti, taklit etti Şafii mezhebini. Ve sıkı sıkıya da Şafii mezhebine bağlıydı. Hiçbir zaman için müceddit ve müçtehit görevini yerine getirmedi. Yani kendi mezhebine göre hareket etmedi. Şafii mezhebine göre hareket etti. Ve onu da açık açık söylüyor. Ben Şafii'yim diyor. Şafii'ye uygun hareket etmiştir. Ama gelecek olan Mehdi ne Şafii'dir, ne Hanefi, ne Hanbeli, ne de Maliki'dir. Ne Şii, ne Vahabi'dir, ne Alevi'dir, ne Bektaşi'dir, ne Vahabi'dir. Sahabe dönemi Müslümanıdır. Gelecek olan Mehdi. Nereden anlıyoruz bunu? Peygamberimizin açık hadislerinden ve bütün ulemanın ittifakla yazdıkları Mehdi ile ilgili yüzlerce risaleden anlıyoruz. Hadislere dayalı risalelerden. Onun için Bediüzzaman Mehdi'dir diye diriltip Mehdiyeti Bediüzzaman'ın adıyla yok etmeye kalkmak yanlış bir oyundur. Yanlış bir harekettir.